Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte özellikle Twitch yayıncısıysanız veya YouTube'a içerik üretiyorsanız hem kayıt alırken veya hem de yayın yaparken aynı zamanda Reels, TikTok gibi dikey formattaki platformlarda paylaşabileceğiniz videoları OBS üzerinde nasıl aynı anda kayıt alabilirsiniz bunu göreceğiz. Yani kısaca özetleyecek olursam eğer yayın veya video çekerken hem yatay formatta hem de dikey formatta aynı anda videoyu nasıl çekebilirsiniz buna birlikte bakacağız. Şimdi gelin ana konumuza geçelim ama ana konumuza geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. İlk önce yapmamız gereken şey ekranda gördüğünüz siteye gitmek. Sitenin linkini açıklamalar kısmında sizlere iletiyor olacağım. Sonrasında gördüğünüz gibi free download kısmından bu uygulamayı indiriyoruz. Aslında uygulama değil de biraz buna plugin diyebiliriz. OBS plugini diyebiliriz. Hemen gördüğünüz gibi sol altta sakla diyorum. Vertical Canvas Windows Installer Exe olarak bilgisayarımıza yükleniyor. Hemen sizlerle birlikte bunun kurulumunu yapıyorum. Onay verdim. Next, next, install dedim. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bilgisayarıma kuruldu. Finish diyorum ve burayı kapatıyorum. Yani kurulumunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi sizlerle birlikte gelin OBS entegresini nasıl yapıyoruz buna bakalım. Hemen hızlıca OBS'imi açıyorum. Ve gördüğünüz gibi OBS'imizi açar açmaz sağ tarafta vertical ve orta taraf olarak iki ayrı bölümde karşımıza çıkıyor. Hemen ben bunu şöyle genişletiyorum ve gördüğünüz gibi yatay ve dikey format önüme geliyor. Hemen sahneler kısmına baktığımda da vertical sahneler ve vertical kaynaklar olarak ikiye ayrılıyor. Bunları şu şekilde biçimlendirebiliriz. Bunları da yan yana koyarız. Yani burası yatay için, burası da dikey için bölümümüz olur. Burada hemen gördüğünüz gibi ben şunu yapmak istiyorum. Hemen buraya bir sahne ekliyorum. Bu sahneden tekrar ekliyorum ve video yakalama aygıtı diyorum. Kameramı bir an önce ekliyorum ki sizler de beni görmeye devam edin. Biraz vertical sahnelerin ayarlarına birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi vertical sahnelerin alt tarafında bir adet ayar çarkı bulunuyor. Buna giriş yaptığımızda streaming ve recording olarak iki ayrı ayar kısmı bulunuyor. Recording kısmında kayıt yolunu direkt olarak masaüstü olarak seçebiliriz. Masaüstü olarak seçtik ve aynı zamanda burada start recording hotkey ve stop olarak iki ayrı kısa yol tuşu ekleyebiliyoruz. Önemli bir an olduğunu anladığınızda hemen kısa yol tuşuyla kaydı başlatıp kaydı durdurabiliyorsunuz. Normal bizim OBS ayarlarımızda kayıt kalitemiz neyse aynı şekilde kayıt yapacaktır. Ama siz bunu yüzmeyin, OBS Settings tikini kaldırdıktan sonra buradan kendi ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi direkt OBS yayın ayarlarıyla aynı formatta olduğunu görebiliyorsunuz. Ben bunu direkt Use Main OBS Settings olarak işaretliyorum ve tamam diyorum. Ve sonrasında vertical sahnelere geldiğimizde şöyle bir olay yapalım. Örnek veriyorum, bir Valorant oyuncusuyuz. Hemen buradan vertical sahneler kısmına sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve buradan gördüğünüz gibi video yakalama aygıtından direkt olarak yatay sahnelerimde bulunan video yakalama aygıtını kullanabiliyorum ya da sıfırdan yeni bir tane video yakalama aygıtı ekleyebiliyorum. Ben aynısını eklemek istediğim için video yakalama aygıtını seçiyorum ve gördüğünüz gibi sağdan soldan sıkıştırarak şu şekilde kendimi üste koyuyorum. Tabi burada alt tarafa da yapmamız gereken şey ne? Oyunumuzu eklemek. Hemen buraya sağ tıklıyorum, ekle diyorum. Tabi ben oyun açmadığım için fotoğraf olarak ekledim. Hemen buradan resim diyorum. Ve buradan tekrar resmi seçtiğimde gördüğünüz gibi direkt olarak orayı seçiyor. Hemen bunu da gördüğünüz gibi crosshair kısmı neresiyse tam ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve gördüğünüz gibi Reels videonuzda bu şekilde veya TikTok videonuzda bu şekilde hazır oluyor. Siz de kısa yol tuşuyla kaydı başlat veya kaydı durdur diyerek aynı anda dikey formattaki kaydınızı alabiliyorsunuz. Şimdi bunun için ben sizlere bir örnek yapmak istiyorum. Hadi şimdi örneğimize geçelim. Gördüğünüz gibi Valorant'a girdim. Şu anda hem dikey formatta hem de yatay formatta ekranı görebiliyorsunuz ayarladığım şekilde. Tabi siz dikey formata istediğiniz şekilde yazı, animasyon vesaire ekleyebilirsiniz. Hepsi bir anda hallolmuş olur.
Sizler de rahatınıza gelecek bir kısa yol ekleyerek kaydınızı oyun içerisinde başlatabilirsiniz. Dikey formattaki veya yatay formattaki veya ikisini aynı anda kayıt alabilirsiniz. Ve bu şekilde eğer içerik üreticiliğiyle ilgileniyorsanız işlerinizi çok daha rahat ve çok daha kolaylaşmış bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Bu arada ben iyi bir FPS oyuncusu değilim, bunu her zaman söylüyorum. Sadece takılıyoruz öyle işte. Ah, arkadan geldi. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yatay içerikler üretirken bir anda dikey içerikler üretmeye de başlayabilirsiniz. Ve bunu eş zamanlı yapabiliyor olmak hem zamandan bizi kazandırıyor hem de performans olarak üst seviyeye çıkartabiliyor. Eğer sizler de normalde YouTube içeriği üretiyorsanız veya Twitch'te bir canlı yayın içeriği üretiyorsanız neden Reels, TikTok veya Shorts'a da içerik üretmeyesiniz? Hatta halihazırda böyle pluginler varken bunları değerlendirmek ve kitlemizi büyütmek bizim için en büyük başarı olacaktır. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.